İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Keserya'nın Ermenilere ait Kaya Kilisesi defineciler tarafından tahrip edildi. 27. Armat Mühendislik Laboratuvarı Artsakh Cumhuriyeti'nde açıldı. İran, Ermenistan Cumhuriyeti'ne yeni bir büyükelçi atadı. Suriye hükümet güçleri IŞİD'e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Tuma merkezi Berlin'de açılacak. Bir uluslararası olimpiyattan 18 madalya. Ermeni öğrenciler Almatı'dan zaferle döndüler. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri şehrinin Bağpınar mahallesinde bulunan Beşaret Kaya Kilisesi defalarca define arayanlar tarafından saldırıya uğradı ve uğramaya devam ediyor. Saldırıların sonucunda kilise önemli ölçüde tahrip edildi. Özellikle duvardaki freskler, içindeki çatlaklar nedeniyle hasar gördü. Türk medyasıyla yaptığı röportajda Bağpınar Köyü Belediye Başkanı Ömer Nalbant, kilisenin mevcut durumu için üzgün olduklarını belirterek, ilgili makamların onu onarıp bir turizm merkezi haline getirme umudunu dile getirdi. Kesarya Devlet Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ildeki tüm kiliselerin kayıt altına alındığını söyledi. Bazı işler planlanıyor ancak kesin tarih belirlenmedi. Bilgi Teknolojileri İşletmeleri Birliği girişimi ve Bakü katliamından sağ kurtulan Anna Asvazaduryan'ın sponsorluğu ile Stepanakert'in 8 Nolu Ortaokulu'nda Armat Mühendislik Laboratuvarı'nın açılış töreni 21 Ocak'ta gerçekleşti. Artsakh muhabirinin bildirdiğine göre okul öğrencileri Artsakh Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Asot Gülyan'ı, Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Narine Ağabalyan'ı, Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan'ı ve laboratuvarın sponsoru Anna Asvazaduryan'ı tuz ve ekmekle karşıladı. Sonrasında törene katılanlar Bakü katliamındaki kurbanların anıtını ziyaret edip çiçekler bıraktı. Okul müdürü yaptığı konuşmada Armat Mühendislik Laboratuvarları artan talebi karşılayacak yüksek vasıflı teknik iş gücü sağlayarak Artsakh Cumhuriyeti'nin ekonomik alanında önemli bir rol oynayacak. Yeni açılan laboratuvarda öğrencilerimiz programlama öğrenecek, oyunlar ve animasyonlar oluşturacak, robotik, 3D modelleme ve baskı, bilgisayar, ağaç işleme ve lazer kazımı işleriyle ilgilenecek, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran'ın yeni atanan Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abbas Zohuri ve 12 diğer elçileri görevlendirildikleri ülkelere gitmeden önce 21 Ocak'ta makamında kabul etti. News AM'in aktardığına göre bu haberi Yerevan'daki İran Büyükelçiliği kendi sosyal medya hesabı olan Twitter'den duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasındaki ekonomik bağları geliştirmenin önemini vurguladığı belirtiliyor. Suriye hükümet güçleri Derzor çevresinde varlığını güçlendiriyor. Bir Twitter kullanıcısı son günlerde bölgeye düzinelerce askeri ekipmanın ve çok sayıda askerin sevk edildiğini bildirdi. Özellikle yeni ekipmanın Es-Suhne banyosunun yakınında konuşlandığı belirtilmektedir. Suriye hükümet güçleri büyük ihtimalle Suriye çölündeki son saldırıların ardından İslam Devleti teröristlerinin uyuyan hücrelerine karşı yeni bir büyük çaplı operasyon başlatmaya hazırlanıyor. Yerevan'ın Tuma Merkezi ve KfW Bank'ın Berlin temsilciliğinde Berlin'de Tuma Merkezi'nin kurulmasına ilişkin sözleşmenin imza töreni 21 Ocak'ta gerçekleşti. Merkez Berlin'in batı kesimindeki tarihi Charlottenburg semtinde yer alacak. Bir Luler.im portalına göre bu yıl Ekim ayında kapılarını açacak ve 1200 öğrenciye ücretsiz eğitim verecek. Etkinliğe Ermenistan Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti hükümetleri, iki ülkede akredite olan büyükelçiler, uluslararası organizasyonların temsilcileri, TUMO Merkezi ve KfW Bank'ın başkanları katıldı. Berlin, TUMO'nun bir sonraki uluslararası destinasyonudur. Program Paris ve Beyrut'ta çalışmaktadır ve Moskova, Tiran, Tokyo ve diğer şehirlerde de merkezleri açmayı planlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'ın Şahinyan adlı fizik ve matematik okulu ile Kıvant Koleji öğrencileri Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 16. Uluslararası Jotikov Olimpiyatı'nda 18 madalya ile döndüler. Olimpiyata 16 Sovyet sonrası ve Avrupa ülkelerinden toplam 600 kişi katıldı.
Kıvanç Koleji'nde fizik öğretmeni takım lideri Edgar Vartanyan, olimpiyatın matematik, fizik ve bilişim olmak üzere üç temelden oluştuğunu belirtti. Şahinyan adlı fizik ve matematik okulunun matematik öğretmeni ve takım başkanı Süren Grigoryan ise, "Okulumuz asla uluslararası olimpiyatlardan boş dönmedi. 2005 yılından bu yana 7 altın ve 36 gümüş madalyamız var. Bu sefer okulumuzun sunulan ülkelerdeki takım yarışmasında 4. olduğunu söylemek isterim," dedi. Batı Ermenistan soydaşlarımızın başarılarından gurur duymaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı folk grubu tarafından seslendirilen Eçmiadzin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.